Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fonksiyonların 5. testinde kalmıştık. Umarım çalışmalarınız iyi gidiyordur. Gerekli tekrarları yapıyorsunuzdur. Ve ikinci dönemden itibaren de bol bol denemeyle bu sınav işini paramparça edeceğiz inşallah. Şimdi arkanıza yaslanın. Sakin bir şekilde beni dinleyin arkadaşlar. Birinci sorumuzla devam edelim. Şekilde f(r)'den r'ye fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx eşittir fx eksi 1 eksi 4 denklemini sağlayan kaç farklı x gerçel sayısı vardır? Fx fonksiyonu zaten burada verilmiş. Şuradaki fonksiyon ne demek? Buradaki fonksiyon da fonksiyonu bir birim sağa ötele. Bakın bir birim sağa, bir birim sağa, dört birim aşağı çek. Demek. Öyle değil mi? O zaman önce biz bir birim bir sağa bir öteleyelim. O zaman fonksiyonumuzun grafiği ne olacak? Bakın şu şekilde. Şöyle. Ve şöyle olacak. Artık 5'ten değil 6'dan. Şurası da eksi 4'ten geçecek. Şimdi 4 birim ne yapacağım? Ben aşağı öteleyeceğim. Öyle değil mi? Rengimi değiştireyim. 4 birim aşağı öteleyecek olursam. Bakın şurası 1'di. 4 birim aşağı öteleyecek olursam artık nereye gelecek bu? Bakın şu fonksiyonumun eksenini biraz daha aşağı getirecek olsam. 1'i 4 birim aşağı çekersem ne olacak? Eksi 3 olacak. Artık şu tepe noktası ne olacak? Eksi 3'ten geçecek. Öyle değil mi? Yani şöyle. Bakın. Fonksiyonum artık şu şekilde olmuş olacak. Peki. Bakın. Şimdi kırmızı grafikle. Fx fonksiyonuyla. Şimdi mavi grafik. Mavi grafik. Hiç birbiriyle kesişiyor mu? Kesişim yerleri var mı? Yok. O yüzden bu denklemi sağlayan da hiçbir x gerçel sayısı yoktur arkadaşlar. Çünkü kesişmiyor. Bir yerde kesişseydi bir tane var diyecektim. İki yerde kesişseydi iki tane denklemi sağlayan x gerçel sayısı var diyecektim. Ama kesişmiyorsa o zaman yok diyeceğiz arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız E şıkkı. Gelelim ikinci sorumuza. Yandaki şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre aynı aralıktaki grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Önce ne yapacağız? Şu ne demekti? Fonksiyonu 3 birim sağa ötele demekti. 3 birim sağa öteleyecek olursam bakın eksi 3'ü 3 birim sağa ötelersem ne olacak? Tam şöyle orijinden geçecek. Ve şu şekilde bir denklemimiz olacak. 2'yi 3 birim ötelediğim zaman ne olacak arkadaşlar? Artık 5'ten geçmiş olacak. Peki bunun kafasına mutlak değer geçirdiğim zaman ne olacak? Mutlak değer x ekseninin altında kalan kısmı ne yapacak? Yukarı çıkaracak. Öyle değil mi? O zaman ben ne yapacağım? Bakın şu kısmı, bakın x ekseninin altında kalan kısım şu değil mi? Bunu ne yapacağım ben? Simetrini alacağım. Şu şekilde olacak. Yani şu alttaki kısmı artık ben sileceğim. Evet. Şimdi ne yapacağız peki? Bir birim de yukarı ötele. Bakın şu artı bir neydi? Fonksiyonu bir birim yukarı ötele demekti. Yukarı öteleyeceksem bakın ben yine rengimi değiştiriyorum. Ne olacak? Şu şekilde olacak. Ve şöyle bakın sıfırdaydı. Artık şurası ne olacak? Bir olacak. Öyle değil mi? Bakın şurası artık bir olacak. Şöyle şuraya denk gelecek. Bakın şurası 1. Şimdi bakın buna uygun bir şekilde bakın siyaha uygun bir şekilde ne olacak? A şıkkı oluyor mu? Bakın 5'te yükselmesi lazımdı. 6'da yükselmiş. Olmaz. Zaten bir birim yukarı çıktığı zaman bakın bir birim yukarı çıktığı zaman ne olacak? 1'e denk gelmesi lazım. Şuradan yükselmesi lazımdı. B şıkkı da olmaz. C şıkkına bakalım. 5'ten yükselmiş mi? Bakın 1. Evet. D şıkkı da olmaz. Çünkü bakın şu 5 tam x eksenin üzerinde değil de bir birim yukarısında olması lazımdı. Zaten E şıkkına da baktığımız zaman 6'dan doğru yükselmiş. O da olması mümkün değil. Buna göre doğru cevabımız C şıkkı. Geliyoruz 3. sorumuza. Şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre bu denklemin kaç farklı gerçel kökü vardır diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünecek olursak bakın biz bu fonksiyonun denklemini yazmaya kalksak ne olur? Nasıl olur? Fx eşittir. Kat sayısını da hadi 1 seçelim. X artı 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 3 olur. Öyle değil mi? Şimdi bakın ben şu denklemi elde etmeye çalışırsam ne olacak? X yerine mutlak değer x eksi 1 yazmam lazım.
eşittir. Bakın şöyle mutlak değer x eksi 1 artı 2 mutlak değer x eksi 1 eksi 1 bir de mutlak değer x eksi 1 eksi 3. Şimdi bunu sıfır yapan değerlerine bakacağım. O zaman bakın şurayı sıfıra eşitleyecek olursam ne olacak? Mutlak değer x artı 1 eşittir 0. Buradan mutlak değer x eşittir eksi 1. Bu şekilde bir durum söz konusu olamaz. Mutlak değer negatif çıkamaz. Şuraya bakalım. Şurası 0 olacaksa mutlak değer x eksi 2 eşittir 0. Mutlak değer x eşittir 2. X buradan artı eksi 2. Peki şurayı 0'a eşitleyecek olursam mutlak değer x eksi 4 eşittir 0. Mutlak değer x eşittir 4. X eşittir artı eksi 4 olacak arkadaşlar. Buna göre bakın kaç farklı reel kök oluyor? Artı 2 eksi 2 2 tane buradan. Artı 4 eksi 4 2 tane de buradan. Toplamda 4 tane gerçel kökü varmış. Şimdi şunu da konuşalım. Peki fx fonksiyonu verilmiş ya. Ben şu fonksiyonun grafiğini çizmeye kalksam bakın mutlak değer x için konuşuyorum sadece şimdi. Ne yapmam lazım? Benim mutlak değer x demek ne demek? Bakın mutlak değer x yerine mutlak değer x yazmak demek ne demek? Fonksiyonun sol tarafını sil demek. Şu yani şu kısmı ben siliyorum. Sağı sola katla demek. Ben sağı da sola katladığım zaman ne olması gerekiyor fonksiyonumun? Bakın şu şekilde olması gerekiyor. Bakın. Değil mi? Şurası eksi 3. Şurasında eksi 1. Şimdi bakın eksi 1'de yaptığım zaman ne olacak? Bir birim sağa kaydıracağım arkadaşlar. Yine bu şekilde de düşünebiliriz. Gelelim dördüncü sorumuza. X ve y birer tam sayıdır. Buna göre mutlak değer x artı mutlak değer y eşittir 8 eşitliğini sağlayan kaç farklı x y ikilisi vardır diyor. Şimdi şu şekilde düşünecek olursak x bakın şöyle x'e ve y'ye ben değerler vereyim. Daha kolay olur görmesi. 8 desem ne olacak? 0. 7 desem y 1 de olabilir. Eksi 1 de olabilir. 6 desem 2 de olabilir. Eksi 2 de olabilir. Bu şekilde bakın x'in alacağı değerlere karşılık y 2 tane değer alıyor. Bakın şöyle nereye kadar gelir en son? Eksi 8'e 0 dediğim zaman bu şekilde şurada da 7 dediğim zaman burası da yine 1 veya eksi 1 olacak. Eksi 7 dediğim zaman. Şimdi şu 8 ve eksi 8'in haricinde diğer 7'den eksi 7'ye kadar olan kısımlarda x'in her değerine karşılık y'den 2 tane değer geliyor. 7'den de eksi 7'ye kadar kaç tane terim var? Bakın 14, 15 tane terim var. Öyle değil mi? Şimdi her x'e karşılık 2 tane de y değeri gelmeyecek mi? Buradan ne yapacak? 30 gelir. Şimdi 8 ile bakın 8'e 0 buradan bir tane geliyor. Eksi 8'e 0'dan da bir tane geliyor. 30'a 2 eklediğim zaman ne olacak? 32 olmuş olacak. Doğru cevap C şıkkı. Geldik 5. sorumuza. Yukarıda fx fonksiyonun grafiği veriliyor. Y eşittir f3x fonksiyonun grafiği ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı 8 birim olduğuna göre n kaçtır? Şimdi fonksiyon bakın 3x demiş. Yani ne olacak arkadaşlar? Bizim fonksiyonumuz bakın n x gördüğüm yere bak. Bakın n yazdığım zaman bakın şöyle eksenler arasında kalan bölgenin alanı neresi oluyor? Şurası oluyor. Öyle değil mi? O zaman ben sadece bakın şu mavi doğrunun denklemini yazacak olsaydım ne olurdu? Fx eşittir. Eğimi neydi bunun? 8 bölü n. X fakat sola yatık olduğundan dolayı eksi koymam lazım. 8 birimde yukarı kalkmış. 8 olurdu. Şimdi ben f3x'i bulacak olursam ne olacak? F3x eşittir. X gördüğüm yere 3x yazacağım. Eksi 8'de 3x'i çarparsam eksi 24x bölü n artı 8 olacak. Yani ben x yerine 0 koyduğum zaman yine 8'de kalacak. Fakat bakın şu doğruyu x ekseni nerede kesiyor? O zaman y'sine 0 yaz. Yani 0'a eşitlemem lazım. Öyle değil mi? Buradan 24x bölü n eşittir 8. Sadeleştirdim. 3x. 3x eşittir ne? X eşittir n bölü 3 olacak. Demek ki bu artık n değil de şuranın n bölü 3 olması lazım. Şekli yeniden çizmemek için bunun üstünde gösteriyorum. Şimdi o zaman bunun alanını ben bulabilirim.
Öyle değil mi? Şu üçgenin alanı 8 çarpı n bölü 3, bir daha bölü 2 demem lazım. Eşittir 8. Öyle değil mi? 8'ler gitti. N eşittir buradan 6 gelir. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet, gelelim bir sonraki sorumuza. 6. sorumuz. Olduğuna göre B1 ile B2'nin kesişimi grafiklerden hangisidir diyor. Şimdi x kare artı y kare eşittir 1 ne demek? Yani aslında bakın x kare artı bir çember denklemi. Öyle değil mi? Yarıçapı bir birim ve merkezi orijinde olan bir çember belirtir. Şimdi birden küçük diyorsa normalde x kare artı y kare eşittir 1 deseydi bu olacaktı. Ama birden küçük dediği zaman ne olacak? Ben iç tarafını boyayacağım. Öyle değil mi? Yani benim için önemli olan iç tarafı. Şimdi diğerini çizmeye gidelim. Bakın x kare eşitliğin sağ tarafına atacak olursam eşitsizliğin y küçüktür x kare olacak. Şimdi burada eşitlik olsaydı y eşittir x kare. Y eşittir x karenin grafiğini ben nasıl çizerdim? Şu şekilde çizerdim. Öyle değil mi? Şimdi üst tarafını mı tarayacağım, alt tarafını mı tarayacağım? Şu şekilde kontrol edeceğim. Mesela ben şimdi şuradan bir nokta seçeyim. Bu noktada sıfıra eksi 2 olsun. Bakın sıfıra eksi 2 olsun. Y yerine bakın eksi 2. X yerine de 0 yazdığım zaman 0'ın karesi ne yapar? 0 yapar. Eksi 2 küçüktür. 0 sağladı mı? Sağladı. Demek ki bakın şu parabolün alt tarafını benim boyamam lazım. Alt tarafını boyamam lazım. Her tarafını. Bakın şu şekilde. Peki birinci grafikle ikinci grafiğin kesiştiği noktalar ne olacak? Bakın şu alt tarafı olacak. Öyle değil mi? Bakın zaten şu C şıkkı, D şıkkı, E şıkkı bunların olması zaten mümkün değil. A şıkkında bakın üst tarafını boyamış. Bakın B şıkkı bizimkine uygun. Öyle değil mi? Bakın B şıkkı demek ki bizim doğru cevabımız olacak. Yani şu grafiklerin çizimine hakim olmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettiniz değil mi arkadaşlar? Yani gerçekten çok önemli. Bundan sonra da zaten sıkça karşımıza çıkacak. O yüzden bu testi yani fonksiyonlar 8 tane testin gerçekten tamamına çok iyi hakim olmanız gerekiyor. Belki daha sonrasında istek olursa fonksiyonlarla ilgili özellikle fonksiyonların grafiğiyle ilgili bir konu anlatımda veya sert soruların olduğu bir teste çözebiliriz. İsteğe göre bakarız arkadaşlar. Evet gelelim 7. sorumuza. Yukarıda fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Hx fonksiyonu, bakın fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi mutlak değerli ifade var. Mutlak değerin, bakın şu fx büyüktür. 0 olsun desem ben şimdi. Fx'in 0 olduğu kısımlar, bakın neresi? X ekseninin üstünde kalanlar. Öyle değil mi? Evet. Şimdi fonksiyon 0'dan büyük olduğu zaman mutlak değer dışında da aynen çıkacak. 2fx. 2fx daha, bakın şurada 4fx olacak. 4fx bölü 4'ten bakın yine fx fonksiyonu olacak. Yani mutlak fx fonksiyonunun pozitif olduğu yerlerde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yani nedir o? Fx fonksiyonu nerede pozitifti? Eksi sonsuzla eksi 6 aralığında. Öyle değil mi? O zaman fonksiyonumuz şöyle değişmeyecek. Bir de nerede? 2 ile 4 aralığında pozitif. Nereden anlıyorum pozitif olduğunu? Y ekseninin x ekseninin üstünde kaldığından. Demek ki 2 ile 4 aralığında da herhangi bir değişiklik olmayacak. Şimdi fx 0'dan küçük olsun. Fx küçüktür 0. Küçüktür 0 olduğu zaman mutlak değerin içinde eksi 2 fx olarak çıkacak. 2 fx eksi 2 fx bölü 4'ten bakın şuradan 0 gelecek. Demek ki mutlak değerin yani fonksiyonun negatif olduğu yerlerde fonksiyonumuz ne çıkacak? 0 çıkacak. Öyle değil mi? Nerede negatifte? Bakın eksi 6 ile 2 aralığında fonksiyonumuz negatif. Buralarda artık 0 çıkması için demek ki benim şu şekilde düz çizgiyle bunu belirtmem gerekiyor. Bir de nerede negatif? 4'ün sağ tarafında negatif. O zaman 4'ün sağ tarafında da fonksiyonumuzun 0 çıkması gerekiyor. Onu da bu şekilde belirtmem gerekiyor. Buna uygun bizim şıkkımız hangisi? Hangisi? C şıkkı mı? Evet. C şıkkı bizim grafiğimize uygundur. Geldik 8. sorumuza. Okuyalım hemen.
Olduğuna göre diyor, GoFX fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şunu ben bileşke fonksiyonu nasıl yazarım? G bileşke fx şeklinde yazarım. Öyle değil mi? Fx yerine de bakın ben g yerine fx'in değerini yazıyorum. X çarpı mutlak değer x değil mi? Evet. Şimdi ben şu g fonksiyonunda x yerine x çarpı mutlak değer x yazdığım zaman ne olacak? Bakın g x çarpı mutlak değer x eşittir x çarpı mutlak değer x eksi 2. Yani ben aslında şunun grafiğini arıyorum. Peki buradan ben x büyüktür 0 dediğim zaman x büyüktür 0 desem ne olacak? X kare eksi 2. Peki x küçüktür 0 desem bu sefer ne olacak? Eksi x kare eksi 2 olacak. Şimdi gelin bunu birlikte çizelim. Şöyle. Şöyle biraz küçük çizeceğim ama. Evet, 0'dan büyük olduğu zaman nasıl çizeceğim ben? X kare eksi 2. Ben şimdi normalde x karenin grafiği ne olacaktı? Şu şekilde olacaktı. Öyle değil mi? X karenin grafiği şu şekilde olacaktı. Eksi 2 demek ne demek? Bu grafiği 2 birim aşağıya çek demek. Şöyle çekelim 2 birim. Şöyle şu şekilde olması gerekiyor. Fakat x'in 0'dan büyük olduğu tarafı istediğinden dolayı benim grafiğim bakın 0'dan büyük olan taraflar neresi? Şu sağ taraf. Tamam, bunu çizdik. X'in 0'dan küçük olduğu zaman bakın eksi x kare. Eksi x kare ne olacak? Bakın şurası da tam eksi 2'de. Öyle değil mi? Şimdi bakın eksi x kare ne olurdu? Normal şartlar altında şu şekilde olurdu. Şimdi 2 birimde ne demek? Aşağı indir demek. 2 birimde aşağı indirdiğim zaman ben bakın tam şuradan şöyle geçmeyecek mi? Evet. Fakat x'in 0'dan küçük olduğu taraf bakın şu sol taraf olduğundan dolayı benim grafiğim de bu şekilde olmuş olacak. O zaman buna uygun grafiğimiz bizim hangisi? Bakın eksi 2'den hiç alakası yok yani. Bakın şunun eksi 2'den geçmesi lazımdı. Eksi 2'den geçmiş ama yani bizim grafiğimiz bu şekilde değil. Bu şekilde de değil. Bakın B şıkkı bizim grafiğimize uygun. Geldik 9. sorumuza. Fx eşittir x kare artı mx artı m fonksiyonunda her x eleman reel için bakın olduğuna göre diyor aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi şu eksi fx'e eşitliğin diğer tarafını atacak olursam mutlak değer fx ile fx fonksiyonu neymiş? Eşittir. Eşitmiş. Bu bize aslında neyi anlatıyor? Bir tane bakın bir fonksiyon olduğu zaman bir fonksiyon var elimizde şimdi. Bu fonksiyonun alt tarafında x ekseninin altında kalan kısım aslında yok demek değil mi? Neden? Nereden anladım bunu? Bakın şu mutlak değer fx demek aslında ne demek? Fonksiyonun x ekseninin altında kalan kısmı yukarı katla demek ya. Şimdi bunun eşit olabilmesi için fx'e fx fonksiyonu da demek ki mutlak yani x ekseninin altında kalan kısım yok demektir. Yani şöyle fonksiyonumuz da bizim ikinci dereceden ya. Bu bir parabol yani aslında. Öyle değil mi? Yani şöyle bizim fonksiyonumuz. Şu şekilde. Veya işte şu şekilde olabilir. Veya işte şu şekilde olabilir. Ama kesinlikle ben bunu biliyorum ki x ekseninin alt kısmında değil. Yani x eksenine teğet olabilir. Veya x ekseninin üstünde olabilir. Öyle değil mi? Çünkü kollarımızda yukarı doğru olmak zorunda. Çünkü x karenin işareti pozitif. Bundan dolayı x ekseninin teğetse ve x ekseninin üstündeyse bizim deltamız ne olmak zorunda? Küçük eşittir 0 olmak zorunda. Neden küçük eşittir? Çünkü x eksenine teğet olsa da bize herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor arkadaşlar. Mutlak değer fx ile fx birbirine eşit olabiliyor bu durumda da. Bundan dolayı bakın bizim denklemimiz x kare artı mx artı n değil mi? Deltamızı bulacak olursam delta nedir? B kare eksi 4ac idi ya. Buradaki b ne? M. M'in karesi eksi 4 çarpı a ne? X karenin katsayısı 1. C ne? N'dir. Öyle değil mi? Bunun küçüktür 0 olması lazım. Yani m kare eksi 4n küçük eşittir 0. Buradan eksi 4n'in karşı tarafa atacak olursam m kare küçük eşittir 4n olmak zorunda. Buna göre doğru cevabımız E şıkkı. Buna bir işaret koyalım. Bu güzel soru bence. Gelelim son sorumuza. Fonksiyonunun periyodu f fonksiyonun periyodu 5. Ne demek yani periyot 5? Hep 5'er 5'er devam ettiği zaman aynı sonucu elde edeceğiz anlamına geliyor. Yani f3 16 ise 5 ekledim. F bakın f3 şöyle
Şöyle yazalım da şuraya. F3 ne demek? F3 ile işte 5 ekledim. F8, 5 ekledim. F13 işte bunlar ne olacak? Hepsi aslında 16'ya eşit olacak. Şimdi h fonksiyonunun periyodu da 3 ise o zaman hep 3'er 3'er artırdığımda yine aynı sonucu elde edeceğim demektir. Yani şöyle h7 h bakın periyodu 3 ya 7'ye 3 ekliyorum 10. 3 ekledim h13. Bu şekilde 3 ekledim. Mesela h16. Öyle değil mi? Peki şunu açacak olursam bu ne demek? H bileşke F13 demek. Şimdi F13'ü ben biliyorum. Bakın 16. Öyle değil mi? Şuraya 16 yazacak olursam bu sefer ne oldu? H16 oldu. H16 da H7 ile aynı değil mi? Evet. H7'nin ben ne olduğunu biliyorum? 10 olduğunu biliyorum. O zaman doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.